Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Termodinamik kursumuzda ikinci ünitenin altıncı problemini sizlerle çözeceğiz. Çerezlik bir soru. hızlıca bitirmeye çalışacağım. 1300 kiloluk bir arabayı 40 metre dikey yükselişte, yokuş yukarı bir yolda 10 kilometre bölü saatten 6 kilometre bölü saat hıza getirmek için, hızlandırmak için gereken enerjiyi belirleyin. şimdi burada bir enerji farkı var arkadaşlar. Bu enerji farkı iç enerji artı kinetik enerji toplamı artı potansiyel enerji olarak yazabilirim. E, sıcaklıkla ilgili herhangi bir şey verilmediği için iç enerji artışı ile ilgilenmeyeceğim ama hızlandırma söz konusu olduğu için kinetik enerjide bir artış var. E, aynı zamanda yokuş yukarı kaldırdığım için e, potansiyel enerji artışı var. O halde hem kinetik enerji hem potansiyel enerjiyi arttırmak istiyorsam ikisinin, arası, e, ikisinin de farklarının toplamı kadar bir e, enerjiye ihtiyacım var. O zaman e, bunu delta E olarak hesaplayabilirim. Eşittir. Kinetik enerji farkı 1 bölü 2 m. V2'nin karesi eksi v 1in karesi şeklinde hesaplanabilir. Potansiyel enerji ise mg çarpı z2 eksi z1 yani başlangıç e, bitiş yüksekliği eksi başlangıç yüksekliği. Şimdi bize bitiş ve başlangıç yüksekleri, e, yükseklikleri verilmiş. E, 40 metre yukarıya taşımak istiyor. O zaman 40 eksi 0 olarak yazabiliriz. Burayı da e, 10'dan 60'a dediğine göre şurası 10 kilometre bölü saat veya 10 bin metre bölü 10.000 metre bölü 3600 saniye diyebiliriz. Tamam mı? Şuraya da e, 60.000 yani metre, kilometreyi metreye çevirdim. Saati de saniyeye. 3600 saniye vardır bir saat içerisinde. Bu şekilde yazarsam e, şöyle cevabımız delta E eşittir. 1 bölü 2'yi 0.5 olarak yazalım. Kütlemiz 1000 kaçtı? 200 mü 300 mü? 1300 1300 Kilogram birimlerini de yazalım arkadaşlar. Ee, şurası 60.000 e, bölü 3.600 yazalım hatta hesaplayalım. 60.000 bölü 3.600. Ee, 16.67 geliyor arkadaşlar. 16.67'nin karesi eksi. Ee, diğerini de hesaplayalım. O da 10.000 10.000 bölü 3.600. 2.78 2.78'in karesi. Tabi birimine bakacak olursak metre bölü saniye metre bölü saniye o zaman metre kare bölü saniye kare. Tamam. Ee, şimdi kilogram metre kare bölü saniye kare. Ee, şunu biliyorum kilogram metre bölü saniye kare Newton'un birimi arkadaşlar. F eşittir MA'dan hatırlayabilirsiniz. Kilogram metre bölü saniye kare. Bir metre fazladan var o zaman Newton çarpı metre ki bu da Joule arkadaşlar o zaman. Şöyle işaretleyelim şunları. Bu ikisinin kombine edilmiş hali jüldür. Tamam. iki ee, to Topladığım şey elma ile elma toplanır değil mi? Hani bu ikisinin de biriminin aynı olması lazım. Ona dikkat etmek için e, bunu yapıyorum. Artı dedim m. Yani 1300 kilogram. E, yer çekimi ivmesi 9.81 e, metre, metre bölü saniye kare çarpı e, 40 metre diyelim. Görmüş olduğumuz gibi yine kilogram çarpı metre bölü saniye kare. Yani Newton var. Şöyle. Tamam mı? Şurası Newton. Newton. E, şurada bir metre var. Değil mi? Şöyle Newton'la metreyi şey yaptığımızda Newton metre ki bu da eşittir Joule. O zaman her ikisinin de birimi Joule olduğuna göre eşittir diyelim. E, bu işlemleri yapalım arkadaşlar. 685.724 Joule gelecek arkadaşlar. Bunu kilo de çevirecek olursak eşittir. 685.7 kilo olarak hesaplayabiliriz. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.